Evet dostlar, Erzurum'dayız. Akşam saatlerinde ve şuradan mükemmel bir cami, tarihi bir cami. Görüldüğü gibi Anadolu'muzun her yeri ayrı bir güzel. Işıklandırmayı da çok güzel yapmışlar. Şimdi buradan diğer başka bir camiye gideceğiz. O da buna yakın. Şehirlerimiz çok mükemmel arkadaşlar. Türkiye hakikaten güzel bir gelişme içerisinde. Şehirlerimiz gelişiyor. Ama insanlarımız maalesef gelişemiyor. Evet. Erzurum'un caddelerinden bir caddede adımlıyoruz. Şu caminin de videomuza girmesi için kapatmadım. Kısa bir minaresi var ama o da tam bir tarih abidesi. Evet, bu arada diğer camiyi uzaktan da alalım. Yanında kümbet gibi bir şey var. Camilerin isimleri bilmiyorum. Lala Paşa Camii dediler birisine ama bu mu diğerini bilmiyorum. Bu caminin arkasında otobüs durağında yarın Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin ziyaretine gideceğiz. Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin de cevşen okuyan bir abimiz. Şimdi kendisi vefat etti, Allah rahmet eylesin. Abdurrahman Gazi Hazretleri onun karşısına çıkıyor arkadaşlar, isim olarak. Daha sonra tekrar başka bir ziyaretinde bunu bize anlatmış ve ağlamıştı. Nurettin abi, bu abimizin ismi. Genç yaşta Rabbim onu huzuruna aldı. Evet, şurada da güzel bir şadırvan var. Ve karşıda tarihi bir bina gördüm arkadaşlar. Köşede bir bina gördüm. Bu binayı da almak istiyorum. Mustafa Paşa Çeşmesi. Lala Mustafa Paşa Çeşmesi. Demek ki bu cami de arkadaşlar Lala Mustafa Paşa Camisi olsa gerek. Evet. Mükemmel bir ışıklandırma. Ve karşımızda da Adalet Sarayı'ymış arkadaşlar. Güzel bir bina. Yine tarihi bir bina. Adalet Sarayı. Şurada yine eski bir bina. Evet dostlar, burası Yakutiye Medresesi'ymiş. İsmini şimdi öğrendim. Bu minare ayrı bir mükemmel. Yakutiye Medresesi'nin kapısı ise süper. Yani tek kelimeyle süper. Ve her taşında, taşların her noktasında ayrı bir işleme var dostlar. Yani bunu yapan ustaların anlayışı, ruh anlayışı demek ki arkadaşlar çok harika. Evet, bu tarihi mekanları bir de arkadaşlar.
yıldızlar göründüğü gibi mükemmel bir su sesi. Ve Lala Mustafa Paşa Camii'nin bayanlar girişi kısmı, arka taraf gerçekten tam bir sanat eseri arkadaşlar. Ağaç da baharda yemyeşil oluyordur. Güzelliğini tahmin edebiliyorum. Evet dostlar, Erzurum yazısı gayet güzel olmuş. Işıklandırmalar yine harika. Her şehrimiz ayrı bir güzel. Dostlar, tepeden Erzurum'un görünümü. Buradan Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin ziyaretine gelmek istedik. Mezarlığın üstüne kadar otobüsle geldik. Oradan dedik yürüyüş yapalım. İnşallah güzel oldu. Burası 15 Temmuz Milli Mücadele Ormanı mesire alanıymış. Şurada da çifte minarelere benzetilen güzel bir yapı yapmışlar. Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin türbesi de şurada. Arkadaşlar, oradan bir biteyim. Dostlar, Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin türbesine 600 metre kaldı. Evet dostlar, yürüdük yorulduk ama geldik, geldiğimize de değdi. Abdurrahman Gazi Hazretleri sahabe-i kiramdan, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın arkadaşı. Dolayısıyla biz Abdurrahman Gazi Hazretleri'ni ziyaret etmekle Peygamberimiz Aleyhisselam'ı da ziyaret etmiş gibi oluyoruz. Tepeden Erzurum'un görünüşü. Evet, burada Abdurrahman Gazi Kent Ormanı var. Güzel yapmışlar. Rabbim ziyaret edenlerin ziyaretlerini kabul etsin. Birazdan Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin türbesine bir Yasin-i Şerif okuyalım diyoruz. İnşallah. Ordusunu sancaktan göstermiş ve Aslan Gül kitabının olduğu kabul eden bir zat.
Kura sınırında arkadaşlar eskiden bir medrese olma ihtimali çok yüksek. Çünkü yapıya bakıldığı zaman eski medreselere benziyor. Ama şimdi hep böyle dükkanlar olmuş. Üstünden daim olsun hafızenden ey Safa, içeri Havz-ı Kevser'den bize ol Muhammed Mustafa. Dostlar, yavaş yavaş Erzurum Kalesi'ne doğru çıkıyoruz. Camiden sonra çifte minareli medreseye giriyoruz. Yine her bir taşında ayrı bir sanat. O kadar güzel işlemişler ki harika bir yapı yapmışlar arkadaşlar. Şimdi her şey üstü kür yapıyor maalesef. Tek tek elle işlemişler.
kişinin kaldığı medrese. İçeride tahsil görüyorlar. Şeyh Rüstem Fevzullah Efendi Külliyesi. Olduğu gibi yine buralarda talebeler okuyor olsaydı ama artık şimdi bizim her şeyimiz gösteriş. Üst katlarda da arkadaşlar güzel yerler var. Süper bir medrese yapmışlar eskiden. Çifte minarenin diğer taraftan görünümü, karşıda eski Erzurum evleri, burada bir çeşme ve Narmanlı Camii. Arkadaşlar burada karşıdan böyle çekeyim. Narmanlı Camii artık ismini anlama geliyorsa. Şurada da küçük bir çadır var. Dostlar burada da